arkama bakmam, senin gibi çakallardan hiç korkmam. İftirayı seversin ama ben atmam, senin gibi kimseyi yarı yolda bırakmam. Merhaba oyunseverler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında One Man Squad yolumuzda sonunda Dragon Ball etkinliğine girebildim. Sizlere One Man Squad videosu çıkartmaya geldim. Hocam çok tatlı bir yere atladım. Burada herkesi hem görebilirim hem de killeri çalabilirim. Bak mesela bir adam orada bekliyor. Abi diyor, ben diyor kimseye ilişmem diyor, bana vurma diyor. Ama siz görebiliyorsunuz. Bu arada lootumuz da çok iyi değil ama yeterli. Ya bu araç ne dolanıyor? Kardeşim bak adam burada silah koşuyor, sen araçla dolanıyorsun. İlla bir ona bir sana mı sıkayım? Kaçma. Kaçma, kar yersin kaçarsan. Mermi biterse karla çekerim hocam, çok tehlikeliyim. Dikkatinizi çekerim. Beyefendi siz de artık ölmelisiniz o kadar sıkmaya. Arkadaşınız da çok yaşamaz zaten, bilginiz olsun. Şimdi şurada birisi var yan tarafta. Bombamız varsa bizim için çantada keklik. Beyefendi çok güzel bir bomba geliyor. Bunu alıp içinize sararsanız böyle mutluluktan geberirim. Ay large'mış. Bence çoğu şey large. 5.5-6-6.5 large hepsi yani. Çok tatlı bir de molotof attım. Killiniz gelirse böyle çok mutlu olurum. Ama arkadaşınız var gibi. Ay kurtaramadı. Beceremedi, yapamadı, kurban oldum. Önümde de sesler var ama gerçekten çok tatlı başlamadı mı oyun? Hemen buradaki sandığı açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. M24 çıktı ama şu an için burada M24'ü çok kullanabilir miyiz bilemedim. Aha bir araba sesi. Lan ne geziyorsun etrafta, ne geziyorsun? Oy, headshot'ı yedi, daha kendine gelemedi o. Bak hala kendine gelip bu etrafta dolanıyor. Oğlum headshot yediysen biraz sakinleşeceksin ya. Bu bölgenin mevzusu sakin olmak. Orada da fightlar oluyor, göremiyorum. Bakar mısın? Bakar mısın? Bak bak bak, adamı öldürdüler, düşürdüler, süründürdüler ya. Aha tam silah değiştirirken karşıya geçeti tuttu. Olacak şey değil gerçekten. Bütün killeri çaldı gördüm. Merhaba. Aa beyefendi. Headshot ama bunu tut. Çok güzel tuttun ama düş artık. M24 bu ya. Hocam yiyip yiyip düşmemeleri. Burada kill çaldırmak herhalde bir hobi. Killeri daha hızlı çekebilmek için SKT'yi alacağım. Bence M24'ten çok iş yapar. Hocam şurada birisi var ama Hamehame dalgası iş yapar mı orada? Ben buna Hamehame dalgası diyorum. Eskiden çocukluğumdan öyle kalmış aklımda ama galiba buradan pencereden sıkamıyorsunuz. Neyse ki bak kaybettiğimiz killerin adına bir de burada bir tane beleşki sürüne sürüne geldi dedi. Abi ille de sen dedi. Şakalara bak. Mermim bittiği için hemen aşağıdaki sandığa da geldim. M4 varmış. Bence bu M4'le yolumuza devam etmek en mantıklısı kardeşim. Yalnız bir de bomba buldum. Senin için tehlike kardeş. Orada sabahtan beri bekliyorsun, bak bir de bana sıkıyor. O pencereden sıkıyorsan bu pencereden atarım. Pencere değişimlerim çok iyidir. Çok güzel bomba geliyor. Yukarıdan inenler var, beni uğraştırma geber. Hocam ne çektiler şunlar benim bombalarımdan ya. Bak bak şimdi molotofum yok, bunu yakamayacağım. Mecburen puşlamam lazım. Bu kili bana vermemek için gider öbür tarafa sürünür. Öyle bir çakal, öyle bir şerefsiz bu. Bak süründüğünü görebiliyorum da senin. Benim kilini kimseye kaptırır mıyım ben, kurban olduğum. 6. kilimiz de bu şekilde geldi. Bu arada önümde fightlar var. Ama lootum yetersiz. Şuradan bir loot baksam çaktırmadan. Oo, arkadan da sesler geliyor. Arkaya da oynarız. Bence artık yukarıya doğru kat etmemiz lazım. Şunlara puşlamamız lazım derken arkadan ne güzel çıktı abi, yapma. Şaka şaka şaka. Şaka, bir kit basalım. Allah, bunlara puşlayacakken yani şu an öyle bir noktada kaldım ki adam arkasını dönse beni görecek. En iyisi bu bölgeden kaçmak. Erkekliği ne demişler hocam? 10'da 9'u kaçmaktır. Şöyle bir rotasyon attım. Aha beni fark etmediler. Oradaki elemanlara da sonuna geleceğim. Şuradakini de göremiyorum ama daha güzel bir açıya geçersem belki onu da indiririm. Hemen bir tane daha fasulye yiyelim. Belki görebileceğimiz bir açıya geçebiliriz ama sıkmaya başladı tatlıçko. Ne güzel sıkıyorsun ya, ne güzel sıkıyorsun. Bekle. Bu noktayı sevmedim kardeşim. Yoksa var ya inli irmağını sömürürüm. Hemen şu noktada inelim. Bu açıdan daha net bir şekilde çatıyı görebiliriz. Hem de düşerse çekebiliriz. Ne var? Ne bu artistik? Ne bu artistik? Ne bu artistik? Anlatsana biraz Abdo. Abo! Çok tatlı bir artistliğin sonucunu kötü bir bedelle dedi. Bana oradaki tıkan adamlardan ses yok ama güzel bir rotasyon attık. Bu rotasyona devam edelim. Hemen bu tarafa doğru geçiyorum. Evlerde kesinlikle birisi var ama ilk önce uzaktan bir bakmak istedim. Şu evi alırsak sanki bütün her tarafı görürüz. Geliyorum eşkıyalar. Hocam bu tarafta bir araç park edilmiş. Burada mevzu kopacak belli işte. Şu evin üst katından bir bakalım temizleyebileceğim pozisyonda mı? Şu anda gördüm seni. Ama sen çok tatlısın Hamdi.
Hamdi Bey'in teklifini alıp gitmeliydin. Büyük hata yaptın o teklifi kabul etmeyerek ve 8. kilimiz olmaktan kurtarmadın hocam. Bütün etrafı dolaşarak hızlı hızlı hareket etmeye bayıldım. Güncellemeyi hiç beğenmemiştiniz siz bana yorumlarınızda ama ben gayet beğendim. Tabii canlı yayınlardan fırsat bulup çok da oynayamadım. O yüzden bir like atıp abone olun, devamı gelsin. Bence burası artık temiz, önümüze bakalım. Aa, eve puşlayan birileri var. Bak 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 şunlara bak. Kardeşim nereye puşluyorsun? Öyle bir puşlama yok ama bak, yedikten sonra düşüyorsun. Hoş değil bu yaptığın. Artık ölten mi? Arkadaşı tutarsa gerçekten kafayı yerim ama Kato'yu kimse kurtaramadı maalesef burada. Hocam ben bu fight'a dahil olmak istiyorum. Daha fazla direnemem. Size şöyle bir taktik göstereyim. Biraz böyle benim taktiklerimi seviyorsunuz biliyorum. Şuradan hafif yan durup şöyle yukarıya doğru çıkmaya çalışırsanız böyle bunların tepetine de çıkabilirsiniz. Tabii çoğu kişi biliyor olabilir bu taktiği ama yine de gösterelim. Burada durduğunuz zaman aslında açık hedef buluyorsunuz ama killleri almanın en tatlı yolu. Merhaba. Ne güzel geldin. Hoş geldin abi. Şöyle bir bombam var istersen. Yani seveceğini düşündüğüm bir bomba. Hareket mi etmeye karar verdin? Ama hareket bereket değil ki kanka yani. Canın sıkılık. Şöyle bir bomba. Oo, bir oraya kaçalım. Bir buraya. Abi sen niye sıktın? Senlik bir şey yok ki. Senlik bir şey yok. Kurban oldum, hemen sıkıyorsun. Sinirleniyorsun ya abi. Fazla agresifiz. Fazla. Şöyle bir kit basalım. Bu arada bu fasulyeler canınızı da dolduruyor. Enerjinizle birlikte yiyebil... Ya bir dur kardeşim. Bir şey anlatıyoruz burada ya. Abi ben oyundan niye çıktım ki ya? Benim yeniden doğma hakkım vardı bu bölgede. Güncellemeyi bir hafta sonra oynarsan olacağı bu. Kardeşim hangi bölgeyi alırsan al bana silah ver. Hiç fark etmez. Silah olması çok çok işe yarar. Bu arada yeni bir silahımız var ve bu M16'lar falan otomatikte kullanabileceğimiz parçalar eklenmiş oyuna. Ama otomatik olmadan hala leş gibi. Ne güzel koşturuyorsun etrafta be, ne güzel be. Killerin önümde koşturması kadar mutlu eden bir şey yoktur beni. Ama burada çok fazla kill çalınıyor, o yüzden killerimizi hemen çekelim. Mafyaymış ulan, senin mafyalın bize söker mi kardeşim? Adaletçiydin. Bak o yerdekini gördüm, seni de gördüm. Hocam üst üste killer, böyle başlangıçlar özledik ya, böyle şeyler. Bu arada buralardan sesler duyuyorum ama bir tane zıpırdak abi diyor, alanın en dışından oynayınca diyor kimse sana sıkmıyor, sen herkese sıkıyorsun diyor. Tabi yok öyle bir şey kardeşim. Benim çıktığım bölgeye birisi girdi. Bu girişlerin sonucu çok kötü olur bombalarla. Yine biz rotasyonumuza devam edelim. Hep sabit kalmayı sevmiyorum. Ne kadar rotasyon o kadar iyi. Merhaba beyefendi. Çok güzel. Çok güzel timing'le geldiniz. Valla o kadar güzel timing ki. Bir mermi yok, bir şey yok. Tabi etrafta gezin gezin. Hocam şöyle şunların bir lootuna bakalım hızlıca. Gerçekten mermisizliğin dibini yaşadım ve adam üstüme geliyor. Kardeş, elimdeki silah çok kötü ama yine de yerim seni, yine de yerim. Öyle mikrozi ile falan üstüne puşlayınca abi çok iyi damage atıyorsun diye bir şey yok ama o mikroziye şu an ihtiyacım var. Allah kimseyi 5.56'dan 9 milimetreye düşürmesin. Gerçi sevenler de olabilir. Merhabalar. Çok tatlısınız. İsminiz Lütfi mi? Luffy'miş pardon. Lütfi olsaydı daha güzel olurdu. Lütfi güzel isim aslında. Allah Allah. E tabi dikkatsizlik, rotasyonda oluyor bunlar. Neyse biz şu ejderhaya bakacaktık zaten. Ejderhayı hiç göstermedim ben. Bakalım ona bir. Hocam buradaki sinyal bulucuyla seri bir şekilde ben 4 tane top topladım. Siz de bunları 7 yaptıktan sonra bence malzeme sandığını seçmelisiniz. Malzeme sandığında gerçekten güzel lootlar var ve 4 kişilik takım için var. Ben tek başıma lootlayacağım için her şeyi bulabilirim. Ah! İşaret bir şey attı. Hocam daha önce böyle bir şey başıma gelmemişti. Başına gelen var mı? Sandıktan işaret bir şey bulmak gibi. Vallahi süper oldu. Evet şu anda son sandığımı açtım. Artık yapmam gereken tek şey bölgeye hızlı bir şekilde gidip ejderhamı çağırmak. Bu arada böyle kapsüller var. Bunları kullanmak da gerçekten çok işlevsel. Pollyanna'da birileri var ama hiç uğraşamam. Ejderhayı göstermem lazım kardeşim. Hocam bir de turboya basıyorsun. Turbosu iyi ama çok kısa sürüyor. Gerçi kısa sayılmaz, bir iki saniye ama ejderhayı çağırmadan işaret fişeğimizi de atalım. Sonra seviyorlar çağırmayınca işaret fişeğini. Ejderhaları yerleştirdik. Bu arada bütün map benim yerleştirdiğim biliyor ve herkes üstüme oynayacak büyük ihtimalle. Buna hazırlıklı olmak lazım. Daha önce hiç görmeyenler için, kesin görenler vardır da, şöyle geriye çekileyim de en güzel tablodan görün ejderhamızı. Yeşil bir ejderha severiz. Bu arada daha önce ölen arkadaşlarını da kaldırabiliyorsunuz ama benim için en iyisi malzemeleri kazan seçeneği. Dediğim gibi 4 tane sandık atıyor ve hepsinde airdrop lootları oluyor. Yani AVM'den Groza'ya tutun her silaha kadar
kullanışlı ve ilk teferimde AVM'yi bulmam da tesadüf mü? Asla değil. Bu silah beni seviyor kardeşim. Groza'mız varmış. Groza'yı da alalım. Hocam solumdan AMR çıktı. Yani buradan da AVM çıktı. Allah'ım ben ne yapacağım bu kadar mermiyi? Bu arada hiç yerim kalmamış gerçekten. Hemen boşalttım. İşaret şeyimiz geldi ve ona adam da geldi. Abi ne güzel ya Yasin'im. Öyle hiçbir şey atma, toplama, benim gibi sandık açma. Ondan sonra abi ben işaret şey istiyorum, ejderha otu istiyorum. Olur mu kardeşim? İşaret şeyimizde ne varmış bakalım diyeceğim ama orada ondan önce birisini gördüm. Beyefendi merhabalar, özelliğinizi kullanınca kendinizi daha mı zinde hissediyorsunuz? Bak arkada bir tane çakal geliyor. Oo, o çakal onu darlar. Hocam bak seni darlamasın diye vurmaya çalışıyorum, olmuyor. Şöyle molotof çekmediğim yerine ne çekmişim? Bandaj atıyorum adama. Oldu olacak bir de lootumu atayım isterseniz. Şöyle bir molotof attım. Beyefendi lütfen yanıp benim sinirlerimi bozmayın. Daha bomba atacağım. Abi daha bomba atacağım diyorum. Bak bota kısmetmiş bomba derken başkaları da geldi. Size dedim. Bunu açtığım anda bütün herkes benim üzerime gelecek. Şimdi şuradan bir yerden hop. Ay Hazreti matematikçi mi? Matematikte senle yarışırım kardeşim. Matematiğim çok iyidir. Yalnız polinomları falan unuttum ya. Ne vardı o trigonometri? Trigonometri sıktı beni. Bu arada bir araç daha geliyor. Bir saniye loot'a bakayım diyorum, araç geliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Beyefendi siz de mi tek başınıza geldiniz? Ya oğlum bu bölge çok iyi ya. At loot'u işaret şeyine gelsinler. At loot'u ejderhaya gelsinler. Adam bir de hiçbir şey yokmuş gibi direkt gelip loot'a bakıyor. Lan bir sağına soluna bak. Eşek seni eşek. Bu arada yine skan var. Loot'umuzda da Groza AMR varmış. Şu anda istesem AMR'den de 20 mermi yaparım ama AVM'yi seviyorum. Bir karizması var bence. Şu skan arkadaşı bir görseydik iyiydi ya. Şöyle mesela çıkamadığınız çatılara lak diye çıkıp inebiliyorsunuz. Süper yapılmış. Hocam bir göstermediler ya. Yolun karşısında durdular. Abi dediler biz göstermeyi sevmiyoruz. Göstermeden de olmaz ki kardeşim fight'lar. Aha başkasıyla fight diyorlar. En nefret ettiğim senaryo oldu biliyor musun? Başkalarıyla fightlamak gerçekten hiç yakışık kalmadı size. Aha geliyorlar. Kardeşim hoş geldin. Önden yemiyor bu arada. Hiç önden sıkmaya çalışmayın. İnmelerini bekleyin sıkmak için. Aynı böyle bir açıdan sıkmaya başlayın. Aa, şakaydı şakaydı abi. Ben vallahi size sıkmakla ilgili hiçbir öyle beklentim yok. Allah çok vurdular. Bir de yana inmede bir sıkıntı yaşadık. Bak öyle gelemezsin ama gelemezsin. Öyle gelirsen canın sıkılır. Kimmiş kral gösterdik sana. Hocam reload'umuzu yapalım. Medkit'i basalım. Yatarak basalım medkit'i. Bu arada bunu da kurtarmaya çalışacaklar büyük ihtimalle. Şu an iki kişiyi düşürdük ama canımız olmadığı için oynamak büyük bir hata bizim için. Şöyle bir kimi çekebilirim diye bakıyorum. Şu bombayı şu araya atarsam şurada birisi var gibi ama evin içindeler mi, oradalar mı emin değilim. Şöyle bir bomba atacağım. Bunu yemezlerse benim için kaçma vaktidir. AVM'miz var, yakından oynamak riskli. Hemen şöyle uzakta bir pozisyon alalım. Yeniden fightlayalım onlarla. Bak nasıl sıkıyorlar arkamdan. Cesaret geldi bunlara, cesaret abisi. Sonra uzak mesafeden hiç affetmem abi, bak sıkma. Bir saniye dur, bir pozisyon alayım bari, bir eğim alayım kendime. Ha şimdi hazırım. Şimdi sen hazır mısın peki? Hazır değilsin. Hazır olsan yerdin, şimdi yedin. Hazırmışsın şimdi. Amon! Bu sefer artık senin için iftar vakti diyebiliriz kardeşim. Doğru bir pozisyonda kaçmak da gerçekten işe yarayabiliyor. Aslında ikisini düşürmüştük ama hem size böyle modu tanıtmak için böyle alternatif seçenekler göstermeye çalışıyorum. Her türlü zaten bu mod esnasında size bir sürü win, bir sürü kill göstereceğim. Şu an iyice yaklaştım onlara ve bir tane çakalı gördüm. Bir de airdrop skin'i almış utanmadan, farkında mısın? Geçtin mi kayanın arkasına? Ya geçmiyor işte oralara abi. Oralar temkinli yerler değil ya. Bu araç da uçuyor ama altı gözükmüyor. Altı gözükseydi çok tatlı olurdu fight için. Bak yine kaçtı. Bu adam kaçmayı seviyor. Bu kaçmayı seven adamlara bir şey yapamıyorsunuz. Aha bir araç geliyor arkamdan. Merhaba abi, hoş geldin. Nasılsın? Sen de bunların arkadaş falan mısın yoksa düpedüz gidiyor musun? Ha? Alan dışına doğru niye gider ki bir insan? Bak bu da kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Abi alan dışı değil mi orası? Aklım gitti, orası alan mı acaba? Kafayı mı yedim? Bak bak bak, araçlı dolanmaya başladı. Araçlı gımıl gımıl ya. Araçlı artık bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Yedin. Biraz yedin. Canın sıkılır. Çok etkilemez. Canını sıkar sadece bu vuruşlar. Evlere yeri geldim ama bu sefer de Toki'den sıkanlar var. Kardeşim nereye sıkıyorsun? Neredesin? Aa seni gördüm. Merhabalar. Nasılsın? Aa ismi de kabusmuş. Kardeşim kabusun olurum, gece yatak odalarına gelirim. Dikkat et kendine.
Dikkat et. Ah, bir de araç geliyor. Bu araç bir buraya geliyor, bir buraya geliyor. Alan dışına niye çıktın ya sen? Kardeş bir anlatsana bana, nereye gidiyorsun? Olacak şey değil ya. Adam devamlı giriyor çıkıyor, çok tuhaf. Bu arada aracım var ama ben de temkinli olup bir an önce alana girmem lazım. Sadece şuradan gelecekleri bekliyorum. Bir şekilde buradan birileri gelmek zorunda, alan dışına çıktılar. Aa, alan arkammış. Aa! Gerçekten beyin gitti hocam, gitti. Uzun süre canlı yayın yap, oyun oynama, beyin gidiyor. Sen git alana arkasından. Alacak şey değil ya. Neyse, videosuz kalmayın. Güzel videolar gelir zaten. Bu da böyle bir başlangıç oldu. Bence hem güzel tanıttık hem de çok eğlendik. Kendinize çok iyi bakın.